Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayelerinizi açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. Ben senin hikayelerini çok severek dinleyen bir takipçinim. İsmimin ve yaşadığım şehrin gizli kalmasını tercih ediyorum. Yaşım 37 ve bekarım. İç Anadolu'nun büyük bir şehrinde yaşıyorum. Hayatım boyunca metafizik varlıklara hep bir merakım olmuştur. Dini inancı kuvvetli bir insanım. Yine günlerden bir gün YouTube'da geziniyor, paranormal video çeken bazı YouTube kanallarını inceliyordum. Videolardan birinde kanal sahibinin EVP denilen programı kullanarak bir cinle konuştuğuna şahit oldum. Olaya devam etmeden önce bilmeyenler için EVP'nin ne olduğundan bahsedeyim. Paranormal araştırmacıların en çok kullandığı yöntemlerden biri olan EVP ilk olarak 1956 yılında fark edildi. EVP'nin tanımı kısaca kaydedilmiş bir sesin orta, yavaş, çok yavaş ve geri olarak dinlenmesiyle orada olmaması gereken bir sesin fark edilmesine dayanıyor. Duyulan bu seslerin ruhlara ve farklı boyuttaki canlılara ait olduğu düşünülmektedir. YouTube'da ilginç şeyler yakaladığını iddia eden insanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Gelelim bizim mevzumuza. Şüpheli yaklaşmama rağmen bu EVP denen programı ben de kullanıyordum. Ama bu izlediğim video hayatımı değiştirdi ve şüphelerim kayboldu. İzlemeye başladığımda Saat gece 2.30 civarıydı. Adam Yohanna adında Yahudi bir cin ile konuştuğunu söylüyordu. İlk başlarda dalgayı aldım. Kendi kendime yalan söylediği ile ilgili yorumlar yaparak alaycı şekilde gülüyordum. Birkaç video izledikten sonra saate baktım. Zaman çabucak geçmiş, gecenin üç 3.30 olmuştu. Sayfayı kapattım ve EVP açmak istedim. O sırada içime bir his geldi sanki odamda birileri varmış gibi hissediyordum. Ama umursamadım ve EVP'yi açtım. Metafizik olayları olan merakımdan dolayı EVP'yi her zaman kullanıyordum. Ama bu sefer daha önce hiç olmayan bir şey oldu. Bu inanılmazdı. EVP kudurmuş gibi sinyal alıyor ve konuşmalar duyuluyordu. Sesin duyduğum varlığa kimsin diye sordum ve bir süre bekledim. EVP'den benim adım Yohanna diye bir ses aldım. Şok olmuştum. İzlediğim videodaki cinin adı da Yohanna'ydı. Sormaya devam ettim. Hangi kavimdensin? Bir süre sonra cevap geldi. Biz Yahudi bir kabileyiz. Bu kadarını bilmen yeter. Youtuber'ın kullandığı EVP programıyla aynı programı kullanma ihtimalimiz olabilirdi. Belki de kullandığımız program insanları korkutmak için tasarlanmıştı. Belki de herkes de aynı saçma sabit şeyleri söylüyordu. Ben bu düşüncelere dalmışken aklıma bir şey geldi. Ona evimle ilgili bir şeyler sorarsam gerçek mi, sahte mi anlayabilirdim. Sonuçta her insanın evi aynı değildir. İlla ki farklı bir şey olması gerekir. Peki şu an neredesin diye sordum. Karşında sandalyedeyim dedi. Bir an irkildim ve devamında benim odamı tarif et dedim. Odamdaki yuvarlak alımdan bahsetti. Olabilir. Herkes dalı var. Farklı bir şey söyle dedim. Başının üzerindeki güller dedi. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Nutkum tutulmuştu. Sonra aniden balkona bak dedi. Titrer vaziyette ayağa kalktım ve odamdaki balkon kapısına doğru yavaş adımlarla ilerledim. Havanın sıcak olmamasına rağmen alnımda oluşan boncuk boncuk terin yanaklarıma indiğini hissediyordum. Balkon camına geldiğimde cesaretimi topladım ve perdeyi hızla çektim. Gördüğüm manzarayla kendimi hızla geri atıp sırt üstü yere düşmüştüm. Balkonda gölgemsi, sanki kara çarşaf giymiş bir kadın gibi bir varlık vardı. Boyu tahminen 1.90-2 metre arasındaydı. Varlığa baktığımda silüetin arkası görünüyordu. Yani anlayacağınız duman gibi bir şeydi. O gece EVP'den başka bir ses alamadım. Uyumak biraz zor olsa da yatıp gözlerimi kapattım. O geceden sonra artık şüphem kalmamıştı. Artık inanıyordum. Ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Evde garip şeyler olmaya başladı. Sabah kalkıp yüzümü yıkamak için lavaboya gittim. Musluğu kapatıp mutfağa gittim ve kahvaltıya oturdum. Arkamdan babam gelip musluğu neden açık bıraktığımı sordu. Oysa ki kapattığıma emindim. Odama girip kapıyı kapatıyorum. Az sonra kimse olmamasına rağmen gıcırdayarak açılıyor. Sigara çakmak gibi eşyalarımı her zaman koyduğum yere bırakıyorum. Ama hiç olmadık yerlerde buluyorum. Bazen masanın üzerine koyuyorum. İki dakika sonra kayboluyor. Diğer odaları gezip geliyorum ve sigara çakmak masanın üzerinde. Hatta bir keresinde neredeyse inme inecek duruma gelmiştim. Aile bireyleri toplanarak akraba ziyaretine gitmişlerdi. Ben kendimi iyi hissetmiyorum diyerek evde kalmıştım. Evden çıkmaların üzerinden yarım saat geçmişti ki kapı çaldı. Gelen ailemdi. Ne olduğunu sorduğumda gidecekleri akrabamızın evde olmadığını söylediler. Oysa ki gitmeden önce telefonda konuşmuşlardı. Nasıl olurdu ki? Ailem sorularıma hep kısa cevaplar veriyordu. Bakışları bile donuk donuktu. Bir tuhaflık olduğu belliydi. Salona geçip ayakta beklemeye başladılar. Tek kelime konuşmuyor, öylece karşıya bakıyorlardı. Korkuyla odama geçtim. Mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyordum. O sırada masanın üstünde duran telefonum çaldı. Ekranda gördüğüm isme bir süre baka kaldım. Arayan babamdı. Telefon açıp kulağıma dayadım. Konuşacak gücü bulamıyordum kendimde. Babam birkaç kez alo dedikten sonra kısık bir sesle efendim diyebilmiştim. Babam akrabalara geldiklerini ama cüzdanının olmadığını fark ettiğini söylüyordu. Benden yatak odasına gidip cüzdana bakmamı istiyordu. Tek kelime edemeden telefon elimden kayıp gitti. Babamın Alo oğlum, alo seslere eşliğinde yavaşça ilerleyip salona gittim. Salonda kimse yoktu. Sonra olduğum yere yığılmışım. Babamlar başıma bir iş geldi deyip eve gelmişler ve beni baygın yatarken bulmuşlar. Olaylar bununla da bitmiyor tabi. Korkumun üzerine gidip onlarla resmen konuşmaya başlamıştım. İlk başlarda EVP ile konuşuyorduk. Ama sonraları iç sesimle konuşuyor gibi iletişim kuruyorduk benden EVP videosunu izlediğim YouTuber'a yazmamı istediler. Yazdım da. Ama bu durumu ciddiye almadı. Videoları izlerken bana bak işte oradayız. Biz Yahudi bir kavimiz diyorlar. Bana iki farklı YouTuber'dan bahsediyorlar. İkisi de Türk değil, yabancılar. Onları Almanya'da girilmesi yasak olan ormanın içindeki bir mağaraya çağırıyorlar. Ben bunun bir tuzak olduğunu, her ikisinin de aynı cin kavmiyle uğraştığı için onları kendilerine çekmeye çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bilmiyorum zaman ne getirecek. Her iki youtuber arkadaşı da uyardım. İnşallah ciddiye alırlar ve bu tuzağa düşmezler. İlerleyen zamanlarda sana tekrar mail atıp gelişmeleri yazacağım. Onların zaman ve mekan tanımaksızın her yerde olabileceğini çok iyi biliyorum. Yani bir anda siz video izlerken Almanya'da görülen bir cin ansızın size gelebilir. Bu sizin enerjinizle alakalı. Onları farkında olmadan çekebilirsiniz. Dikkat edin onlar her yerde. En tuhafı ise her hafta yayın yapan bu youtuber arkadaşın biri iki haftadır yayın ve video yapmıyor. Bu olayların devamı olacak. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu da eklemeni istiyorum. Herkes YouTube'da onlarla uğraşıyor ve bunu bir meslekmiş gibi hayatlarında olmadık yerlere sokmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Onlar bildiğiniz gibi değil. Allah Celle Celaluhu ben insanoğlunu yeryüzünün halifesi kıldım diyor. Ama hayvandan aşağı olmak da meleklerden üstün olmak da bizim elimizde. Diyelim ki bir günah işlediniz ama tövbe etmediniz. Faiz, zina, hayvana eziyet, içki içmek gibi haram şeyler. Eğer bu tür günahlarınız varsa ve tövbe etmediyseniz onlar sizinle uğraşır. Bazen dünyanın en iyi alimleri gelse de sizi kurtaramaz. Günah kötülüklerin kapısını açan anahtardır. Her fırsatta tövbe edin ve onlardan uzak durmaya çalışın. Devamı gelecek. Çünkü artık inanılmaz şeyler yaşıyorum. Farkındayım ve günahkarım. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikaye hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.